Çankırı Mevlevihanesi'nde 96 yıl aranın ardından Sema ayini gerçekleştirildi. Cemaleddin Ferruh Darülhadis'inde bulunan Çankırı Mevlevihanesi'nde Fatih Çıtlağ'ın anlatımıyla Meali-i Sema ayini icra edildi. Ses yok, salt yok, bilen yok. Allah Teala'nın indinde mevcut. Bu sessiz geliş buna işaret. Galata Mevlevileri tarafından düzenlenen Sema mukabelesinde Mevlevi Hane'nin son post nişini Mevlevi Şeyhi Hasip Dede unutulmadı. Hasip Dede'nin Çankırı Araştırmaları Merkezi'nde muhafaza edilen Mevlevi kabuğu 13 yıl post nişinlik yaptığı Çankırı Mevlevi Hanesi'ne getirildi. Çankırı Mevlevi Hanesi'nin Anadolu'nun öncü Mevlevi hanelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Çayasat Başkan Yardımcısı Yüksel Arslan, 96 yıl sonra 570 yıllık geleneğin yeniden dirilişi için bir araya geldiklerini kaydetti. Seneler evvel geldiğimde buranın harabe halini gördüm ve burada aşağı yukarı bir saat kadar vakit geçirdim, oturdum. Acaba uğrayan olacak mı, gelecek olan var mı? Şu sokaktan geçen insanlar buraya bakıyor mu diye. Fakat hiç kimse dönüp bakmadı bile. O zaman çok üzülmüştüm. Demek ki o üzüntünün Allah katında bir değeri varmış ki. Ve bu hüznü bir muhabbete çevirdi Mevla. Böyle tarihi bir hadisede, hayrul halef olarak dedelerimizin liyakatımız olmasa bile emanetine sahip çıkacak şekilde Darül Hadis'in, Darül Şifa'nın bulunduğu yerde böyle bir Mevlevi ayinde bulunmak bizleri çok duygulandırdı. Çankırı'nın bu enerjiye çok ihtiyacı vardı. Çankırılıların da bu manevi kalkışla millete verebilecekleri daha çok muhabbet, yarenlik, uhuvvet ve güzellik var. İnşallah Rabbim onları da bizleri de muvaffak eylesin. Tekke ve zaviyelerin 1925 yılında kapatılmasının ardından Çankırı Mevlevi Hanesi faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı.
Mevlevihane'nin 2018 yılında restorasyonu tamamlanarak tekrar asli kimliğine kavuşmasıyla birlikte bir asra yakın süren sessizlik dün gece sema ayiniyle bozulmuş oldu. Hasip Dede'nin manevi hatırasının yaşatıldığı sema ayininde duygusal anlar yaşandı.